bu bütçe açığının bu denli büyük olmasını neler yaratıyor dedik. Mesela birkaç tane rakam. Güvenlikçi, militarist bütçenin aldığı pay. O denli büyük bir duruma ulaşmış ki savunma bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini yakalamış. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Dünyada zaten bu türden kıyaslamalarda her zaman için en önemli gelişmişlik ölçütü olarak eğitime ayrılan bütçe ile silaha ayrılan bütçe karşılaştırılır. Ve biz bu anlamda dünyada ilk yüze giremeyecek bir sıraya sahibiz. Bu bizim adımıza kabul edebileceğimiz bir şey değil. Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun, Türkiye'deki emekçilerin, kadınların yaşamış olduğu yoksulluğun, zulmün en önemli nedeni işte bu savaş bütçesidir. Fakat neden böyle yapıyorsunuz? Çünkü kalkınma planının arasına koymuş olduğunuz bir şey var. Mesela bir devasa ihracat artışıyla cari işlemler açığını kapatmak gibi bir senaryonuz var. Bu devasa ihracat artışı nereden gelecek? Bunun nereden geleceğini satır aralarında silah sanayinde yapmış olduğunuz yatırımlar ve onların ihracatına bağlamışsınız. Çünkü en dramatik artış orada. Yani siz Orta Doğu'da bir barışın peşinde değil, Orta Doğu'da süreklileşmiş bir savaşın peşindesiniz. Yani siz Kürt düşmanlığından beslenerek, savaşı sürekli kılarak ekonomiyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ekonomideki istikrarın, başkan böyle bir usul, hayır buna böyle bir usule geçeceksek biz de böyle konuşuruz. Geçmeyeceksek aynen devam edelim. Söz sırası size geldiğinde yanıt verirsiniz. Söz sırası bendeyse ben konuşuyorum. Böyle yönetildiğini söylendi. Lütfen riayet edin. Nedir bu? Dinleyin efendim. Dinleyin. Ben sizin adınıza konuşmuyorum. Bir usul konusunda burada bir mutabakat vardı. Bu mutabakata uyacaksak uyalım. Uymayacaksak ben de konuşurum. Böyle bir usul var mı? Rica edeceğim. Sayın Başkan. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Haddinizi bilin. Lütfen oraya döner misiniz önce? Sayın Başkan nasıl devam edeceğiz? Önce dönmeniz gereken yer orası Sayın Başkan. Kürt düşmanı sesleniyor. Daha kaçınan tamam. Çocuklarına bakın be. Ya daha Ankara'nın ortasında aile ve sosyal Sayın Başkan devam ediyor. İstiklal'e götürüp kız çocuğunu teslim ediyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanı. Sizin bakanınız kız çocuğunu götürüp İstiklal'e teslim ediyor. Belgesi var, belgesi. Açın bakın ya. Öyle afaki konuşmayın. Afaki konuşma. Git Ankara'ya sor Aile Sosyal Politikalar Bakanı'na. Git bakanına sor, bakanına sor. Bakanına sor. Git bakanına sor. Sayın Başkan. Niye İstiklal'e teslim ettiniz? Sayın Başkan. Sayın Bakan. Sayın Başkan. Bütçenin bu militarist yapısı, buradaki tartışmadan da anlaşılacağı gibi esas toplumsal sorunun kaynağını oluşturuyor. Dolayısıyla bizim ifadelerimiz aslında bir soruna işaret ediyor. Bu soruna yönelik tepkiler de bunu gösteriyor. Ortada demek ki bir sorun var. Ortada bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu bu yöntemle çözülmeye çalışıldıkça ya da ortadan kaldırılmaya çalışıldıkça sorun derinleşiyor. İşte ortaya çıkan tablo da budur. Hiçbirimiz bundan kaçamayız. Bu sorunun çözümü barışçıl yöntemlerden geçer. Bu sorunun çözümü barış bütçesinden geçer. Böyle askeri bütçelerden ya da ihracatı arttırmak adına silahlanma yarışından geçmez. Bakın Orta Doğu'da bugün büyük felaketler yaşanıyor. Filistin meselesi, her gün yaşanan katliamlar, soykırımlar hepimizi derinden yaralıyor. Peki neden böyle? İşte İsrail Devleti'nin de sürdürmüş olduğu politikalardan kaynaklanıyor. İsrail Devleti'ne karşı mıyız? Karşıyız. Savaşa karşı mıyız? Karşıyız. O zaman buna her yerde karşı olmak zorundayız. Sadece orada değil, Gazze'de değil. Gazze'de yaşayan insanların hayatı ne kadar kıymetliyse, dünyanın her yerindeki insanların hayatının da o kadar kıymetli olduğunu savunursak,
Filistinlileri kurtarma şansımız olur. Yoksa iki yüzlülükle hareket ederek böyle bütçelerle yol almamız mümkün değil. İkinci bir konu faiz bütçesidir. Devasa bir faiz ödemesi söz konusudur. Tıpkı askeri harcamalar kadar bir o kadar büyüklükte faiz ödemeleridir. Şimdi faiz deyince en önemli hassasiyet konularından biri de bu. Bu faiz artışlarının nedeni ne? Bu söz konusu olduğunda Gezi karşımıza geliyor. Deniyor ki eğer Gezi'de böyle bir direniş, böyle bir şey olmasaydı faizler artmayacaktı, ekonomi de buraya sürüklenmeyecekti. Kendi raporlarınızda bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Faiz ödemelerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı Gezi öncesi de, Gezi sonrası da aslında son iki yıla kadar değişmemiş. Dolayısıyla Gezi'nin faizler üzerinde bir etkisi yok. Faizler üzerinde etki yaratan şey bütçe açıklarınız. Faizler üzerinde etki yaratan şey cari açık. Faizler üzerinde etki yaratan şey aslında tasarruf açığınız. Dolayısıyla eğer sorunu doğru tespit edemezseniz soruna çözüm üretmek mümkün olmaz. Siz sorunları tespit edip sorunlara çözüm üretmek yerine düşman üretiyorsunuz. Hayır. Biz hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ve birlikte çözüm üretmekle mükellefiz. Birbirimize karşıtlık yaratarak, düşmanlık yaratarak değil, düşman lafına bu kadar tepki göstereceğinize bu sözün kaynağını ortadan kaldırmak adına bir çözüm üretmekle ortaklaşmak gerekiyor.